Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım. Sayın Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının birinci yasama yılı dördüncü birleşimini açıyorum. Partimizin üçüncü kadın grup başkan vekili olarak sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Genel Başkanım, bugün aramızda Artvin, Uşak, Çorum, Muğla, Tekirdağ, Tokat, Karabük, Kırşehir, Kayseri, Sakarya, Muğla, Sivas, Tunceli ve Trabzon il başkanlarımız ve yönetimleri aramızda. Balıkesir Ayvalık ilçe başkanımız ve yönetimi aramızda. Adana Ceyhan ilçe başkanımız aramızda. Sivas Çarkışlı ilçe başkanımız aramızda. İzmir Ala ilçe başkanımız ve yönetim aramızda. Kayseri Felahi ilçe başkanımız aramızda. Kocaeli Gölcük ilçe başkanımız aramızda. Muğla Menteşe ilçe başkanımız aramızda. Tarsus ilçe başkanımız ve yönetimi aramızda. Uşak il gençlik kollarımız aramızda. Bartın il gençlik kollarımız aramızda. Sivas Şarkışla gençlik kolları aramızda. Tarsus İlçe Kadın Kolları Başkanımız ve yönetimi ile Gençlik Kolları Başkanımız ve yönetimi aramızda. Kayseri Sarıoğlan İlçe Kadın Kolları Başkanımız ve Sarıoğlan Karaözü Köyü Muhtarı aramızda. Belediye başkanlarımız da bugün bizlerle birlikte Adana Ceyhan Belediye Başkanımız aramızda. Bilecik Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı aramızda. Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanımız aramızda. İzmir, Karabağlar, Konak, Gazi Emir belediye başkanlarımız aramızda. Muğla, Menteşe belediye başkanımız aramızda. Tekirdağ, Şarköy belediye başkanımız aramızda. Bursa, Demirtaş, Lozan Mübadilleri Derneği, Karacabeyliler Derneği, Karacabey Subaşalılar Derneği aramızda. Erzincan Muhtarlar Derneği ve Türkiye Değişim Partisi İl Başkanları aramızda. Mersin Mut Ziraat Odası Başkan ve Yönetimi aramızda. Mersin Toroslar ilçesi Karahisarlı Mahallesi temsilcileri aramızda. Tepebaşı Belediyesi Çamlıca Tombakzade Belde Evi Kursiyerleri ve Çamlıca ve Ahmet Bilek deneyimli kafe çalışanları aramızda. Şimdi de adaletin Yılmaz savunucusu, haksızlığa asla boyun eğmeyen, ezilenin, esnafın, işçinin, memurun, çiftçinin, emeklinin dostu, gençlerin demokrat amcası, çetelerin uyuşturucu baronlarının korkulu rüyası, kadınlar olacak, gençler olacak. Onlarla beraber bu çınarı büyüteceğiz diyen milyonların umudu. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Slogan atmadan dinlerseniz çok daha mutlu olurum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Slogan atmadan dinlerseniz çok daha mutlu olurum. Belli temel konulara değineceğim. Ama her şeyden önce bizleri televizyonlarının, radyolarının başında, sosyal medya hesaplarında izleyen bütün vatandaşlarıma bu güzel coğrafyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar hepsine en içten Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgiler, saygılar, dostluklar gönderiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Elbette ki her soruna değiniyoruz ve nasıl çözülmesi gerektiği yönünde de düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Ama izin verirseniz başlangıcı üzüntülü bir haberle yapalım. Kenan Nuhut önemli bir sporcuydu. Yol arkadaşımızdı. Ağır bir hastalığı yaşadı ve uzun süre yaşadı. Sonunda onu sonsuzluğa uğurladık. Halter Federasyonu Başkanlığı yaptım. Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza da başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyorum. Değerli arkadaşlarım. Bir deprem felaketi yaşadık. 6 Şubat 2023'te Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde büyük acılar yaşatan ve hepimizin yüreğini oraya taşıyan bir deprem felaketi yaşadık. 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. Yaralılar var. Kolunu, bacağını kaybedenler var. Dolayısıyla hala yaraların sarılmadığını hepimiz biliyoruz. Ama yüreğimiz o bölgede ve o insanların o insanların bu ülkede huzur içinde yaşamaları için, acılarının en azından giderilmesi için hepimize düşen görevler var. Depremden hemen sonra bir cumhurbaşkanlığı kararı çıktı, kararnamesi çıktı ve o bölgede evi yıkılan, iş yeri yıkılan insanlarımızın doğal gazlarının ve elektrik borçlarının ödenmemesi, terkin edilmesi, silinmesi yönünde bir kararname çıktı. Elbette güzel, elbette olması gereken bir kararnameydi. Aradan bir süre geçti, malum uzun bir süre, 5 beş, beş ayı aşkın bir süre geçti. Dolayısıyla evi yıkılamayan ama kısmen oturulabilir konumda olan veya evi hiç yıkılmayan pek çok e, deprem zedeye elektrik faturaları ve doğalgaz faturaları gelmeye başlandı. Değerli arkadaşlarım, depremi yaşayan, o büyük travmayı yaşayan insanlara en azından 85 milyon olarak katkı vermek istedik, moral vermek istedik, maddi açıdan, manevi açıdan her türlü desteği vermek istedik. Kampanyalar açtık. Belediye başkanlarımız o bölgelere gittiler. Büyük küçüğü hep beraber acaba depremdeki yaraları nasıl sarabiliriz diye mücadele ettiler. Emek harcadılar. Şimdi bu faturaların gelmesi doğru değil. En azından yıl sonuna kadar deprem bölgesindeki en azından evlerin elektrik ve doğalgaz faturalarını bizler ödeyebiliriz. Bakın bunun için hemen şunu söyleyecekler. Efendim paramız yok. Hayır efendim paramız var. Depremden hemen sonra bir kampanya açıldı. Türkiye Tek Yürek kampanyası açıldı. Değerli arkadaşlarım, bu kampanya 213 televizyonda ve 512 radyoda yayınlandı. Ortak yayındı. Herkes karınca kararınca katkı vermeye çalıştı. Taahhüt edilen para 115 milyar 146 milyon 528 bin lira. Biz bu parayı ödeyeceğiz dediler. Televizyonlara çıktılar. Adlarını sanlarını hepimiz dinledik. Ben de bir aylığımı evet ödeyeceğim dedim ve hemen ertesi gün, ertesi hafta hemen götürdük normal aylığımızı Türkiye Tek Yürek kampanyası çerçevesinde yatırdık. Değerli arkadaşlarım acı olanı şu. 115 milyar liranın 76, 74 milyar lirası yatırılıyor, 41 milyar lirası ise hiç yatırılmadı. Kim bu parayı ödemeyenler? Ben adım gibi eminim. Eğer bu parayı, taahhüt ettiğim parayı ben ödemeseydim şimdi bütün havuz medyası aylarca, günlerce yayın yapardı. Acaba bu parayı ödemeyenler beşli çeteler mi? Yandaşlar mı bu paraları ödemeyenler? Hatırlarsınız. Şehitler için de para toplanmıştı. O paraya da el koydular. Şimdi buradan açık ve net çağrıda bulunuyorum. Lütfen grup başkan vekillerimiz ve grup başkanımız da bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirsin. Nerede bu paralar? Kim ödemedi bu paraları? Televizyonlara çıkacaksınız, parayı ödeyeceğim diyeceksiniz, anlı şanlı laflar edeceksiniz, parayı ödemeye gelince yok olacaksınız. Kim takipçisi olacak? Biz olacağız biz. Bu halkın, bu halkın, bu halkın karşılaştığı her sorunun takipçisi biz olacağız. Değerli arkadaşlarım, başka bir şey daha. Bu paralar yıl sonuna kadar deprem bölgesindeki bütün evlerin elektrik ve doğalgaz paralarını karşılar bir de ayrıca artar. Bu paralar bir kişinin şahsi parası değil. Taahhüt edilen paraların toplanması, ödemeyenlerin kamuoyuna açıklanması ve gereğinde yapılmasını istiyoruz. Belediyelerden şu anda kesintiler biraz daha arttı. Yüzde 40, yüzde 50'lere vardı. İller Bankası parayı kesiyor. Ya vicdanınız kurusun. En azından deprem bölgesindeki belediyelerin paralarını kesmeyin. Bunlar insanlara hizmet ediyorlar. Sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Bu çağrımızı da yapmış olalım. Değerli arkadaşlarım. Bir başka acı olay. Medya dediğiniz organ toplumun sesidir. Toplumun sözüdür. Toplumun duygularını yansıtır. Haksızlıklar varsa, yasa dışı işlemler varsa gazeteci gazeteciliğini yapar. Etik kurallar içinde bunu topluma bildirir. Tatvan'da da bir gazeteci Sinan Aygül Tatvan Belediyesi'ndeki bir olayı gündeme getiriyor. Ve bu gazeteci arkadaşımız bölgedeki bütün yolsuzluk haberlerini yapan yürekli bir gazeteci. "Vay sen nasıl böyle bir haber yaparsın?" diye belediye başkanının korumaları tarafından adeta linç ediliyor. Kendisini aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hukuk desteği her ortamda ve her zaman verebileceğimizi de kendisine aktardım. Sağ olsun barolar, avukatlar yardımcı olmuşlar. Attığı bir tweet şöyle, onu da okumak benim boynumun borcudur. Çünkü yolsuzluklar konusunda Cumhuriyet Halk Parti'nin ne kadar duyarlı olduğunu Mısır'daki Sağır Sultan da biliyor. Şahsıma yönelik gerçekleşen alçaklığın sebeplerinden biri de geçen hafta yaptığım haberdi. Hadsiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığı kamu malının satışı ihalesi bugün iptal edildi. Bugüne kadar susturamadınız. Bugünden sonra da susturabilmek ve artık susturmaya çalışmak bile haddinize değil. Biz susmayacağız, siz haramiler geri adım atacaksınız diyor. Evet, susmayacağız, haramilere geri adım attıracağız. Değerli arkadaşlarım. Geçen hafta söz etmiştim. Yine sözünü etmekte yarar görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir vatandaşı milletvekili olmak isterse kuralları var, yasalar var. O yasalar çerçevesinde gider başvurusunu yapar. Yargıçlar yani Yüksek Seçim Kurulu evet sen milletvekili adayı olabilirsin diye onaylar. Onayladıktan sonra da seçime girer. Vatandaş eğer oyunu verirse milletvekili olarak seçilir ve gelir. Tutuklu bir arkadaşımız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 600 milletvekilinden birisi Can Atalay. Tutuklu. Seçimi kazandı. Mazbatasını da aldı. Ama parlamentoya gelip yemin edemiyor. Anayasaya aykırı. Meclis iştüzüğüne aykırı. Geleneklerimize aykırı. Demokrasiye aykırı. Meclis Başkanı'na çağrı yaptım. Bu meclisin itibarını, saygınlığını koruyacak olan sizsiniz. Eğer tutuklu bir milletvekili seçildiği halde ve yargı kararı olduğu halde, mazbatasını aldığı halde meclise gelip yemin edemiyorsa asıl sorumlu sensin. Bir daha söylüyorum. Sayın Numan Kurtulmuş, asıl sorumlu sensin. Onu oradan çıkaracaksın, gelecek ve yeminini edeceksin. Biz her yerde ve her ortamda demokrasiyi savunduk. Her yerde ve her ortamda. Bizim partili veya bir başka partili değil. Kim haksızlığa uğradıysa onların hep yanında olduk. Olmaya da özen gösterdik. Hep birlikte yine olmaya özen göstereceğiz, çalışacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Çünkü biz devleti kuran partiyiz. Çünkü biz bu ülkeye demokrasiyi getiren partiyiz bu çerçevede yolumuza devam edeceğiz. Gazeteciden söz ettim. Gazeteciden söz ettim. Nasıl saldırıya uğradığını da ifade ettim Tatvan'da. Bir de bazen de farklı gazeteler var. Bir gazete nasıl olurdu? Rakamı tam vereyim. 3 milyon liraya yakın bir reklamı verir Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak gazetesinden söz ediyorum. Hangi şafak, hangi yenilik, hangi demokrasi, hangi etik değerler, hangi ahlaki değerler? Sen gazetesin, beni övmek zorunda değilsin. Lehime yazı da yazmayabilirsin. Ama objektif olmak zorundasın. Kalemini, iradeni saraya ipotek etmemek zorundasın. Facebook hesaplarından 3 milyon liraya yakın bir para harcıyor. Benim için harcıyor. Benim seçilmemem için harcıyor. Bu nasıl bir gazetecilik anlayışıdır? Nasıl bir ahlak anlayışıdır? 3 milyon lira parayı nereden buldun sen? Kim sana verdi o parayı? Buradan çağrı yapıyorum. Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanına çağrı yapıyorum. Dürüst bir insansan, ahlaklı bir insansan o 3 milyon lira parayı nereden buldu ve nasıl o harcamaları yaptı? İnceleyeceksin. İnceleyecek. Ahlaklıysan, erdemliysen. Bir gazete böyle bir şey yapabilir mi? Elinde bütün veriler var. Hatta eleştirinin ötesine hakarete varan bir sürü laflar var. Dava açacağım. Ama Yeni Şafak gazetesinin ne mal olduğunu da bütün Türkiye'nin bilmesini isterim. Yalan haber, iftira üzerine haber yapan bir gazete, gazete olur mu Allah aşkına? Bu kadar ahlaksızlık olur mu? Geçen hafta kalemini satan demiştim. Gazeteciler, bazı gazeteciler çok sert bir ifade olduğunu ifade etmişlerdi. Doğrudur. Belki öyle bir ifade kullanmasam da olurdu. Ama iradesini ipotek eden, saraya ipotek edenler varsa bunu eleştirmekte benim en doğal hakkımdır. Gazeteci gazeteciliğini yapacak. Siyasetçi de siyasetçiliğini yapacak. Elbette gazeteci eleştirebilir. Beni beğenmek zorunda da değildir. Ama bir kan davasına dönüştürüp hakaretler ve yalanlar üzerinden Facebook hesaplarına özel olarak belli paralar ödeyerek bu çalışmaları yapmayı gazetecilikle bağdaştırmıyorum. Bunu herkesin bilmesini isterim. Değerli arkadaşlarım, İstanbul bizim için de, Türkiye için de, dünya için de önemli bir merkezdir. Erdoğan boşuna söylemiyordu. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diye. Evet, oylarını 2002'deki rakamlara indirdik yüzde 35'lere, 34'lere indim. Ne olursa olsun hala ben İstanbul'u nasıl alabilirim, İstanbul'un rantından nasıl faydalanabilirim arayışı içinde. Belki unuttuk. Telefon edip. İstanbul'un kupon arazilerini benim bilgim dışında satamasın diyen oydu. İstanbul'un kupon arazilerinin sarayla ne ilgisi var diyeceksiniz? İstanbul'un kupon arazilerinin Erdoğan'la ne ilgisi var diyeceksiniz? Haramzadelerin bir özelliği vardır. Doymazlar. Çünkü onlar sürekli yolsuzluk yaparlar. Bir daha ifade. Haramzadeler doymazlar. İstanbul'da Ekrem Başkan kazandıktan sonra bir miting yaptık. Mitingten sonra İstanbul'lu bir işçi bana şöyle bir mesaj atmıştı. İlk kez biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hepimizi toplayıp bir mitinge götürmedi. Öyle yapıyorlardı. Belediye otobüsleri bedava. Metrolar bedava. Vapurlar bedava. İnsanları taşıyorlar, zorla mitinge geleceksin. Gelmeyenleri sizi işten atarız diye tehdit ediyorlardı. Ama biz hiç öyle bir şey yapmadık. Ahlakımız buna el vermiyor. Erdemimiz buna el vermiyor. İnsana saygımız buna el vermiyor. Aynı şeyleri yapmak için yola çıktılar. Ve daha düne kadar biz İstanbul'a ihanet ettik diye kendi itirafı var. İstanbul'a ihanet eden demek ki ihanete doymamış olacak ki ihanete devam etmek istiyorum diyor. Aç tavuk kendisini buğday ambarında görürmüş. Hiç kimse merak etmesin. Sultanahmet Camii'nin Sultan Camii'nin o görkemli yapısını bile ranta teslim ettiler. gökdelenler milyarlık daireler köşeyi dönmeler beşli çeteler uyuşturucu baronları bütün bunların tamamının İstanbul'da yaşandığını gayet iyi biliyoruz. Şimdi İstanbul'a çabuz gibi çöken o beşli çetelerden, baronlardan İstanbul'u temizlemeye çalışıyoruz. Aylaka egemen kılmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlarım, Ekonomide ne kadar halkın zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün asgari ücret açıklandı. 11.402 lira net. 11.432 lira 402 lira oldu. Bu rakam makul bir rakam mı? Beni şaşırtan Türk İş Başkanı buna hiç itiraz etmemesi. Makuldür diyor bu rakam. Öyle anlıyorum ben. Oysa aynı Türk işin yaptığı bir açıklama var. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13.439 lira. Asgari ücreti 11.402 lira alacak. Evli iki çocuklu diyelim. 11.402 lirayla ve kiralardaki bu artışlarda varken bununla geçirmeye çalışacak. Ama bir işçinin, bir kişinin çalışma yaşam maliyeti... 13.439 lira olacak. Ve siz buna itiraz etmeyeceksiniz. Bu doğru değil. İşçinin hakkını ve hukukunu korumak her şeyden önce sendikanın görevidir. Eğer sendika iradesini saraya ipotek etmişse sendikacı olmaktan çıkar. Onun adı hukukta sarı sendikacılıktır. İşin Türkçesi budur. Biz söyledik öyle olağanüstü bir artış yapmayın tamam. Makulü nedir? 15 bin lira civarında bir şey verirsiniz. Yani bir işçinin, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin en azından bir parça üstünde olsun. Bu da kabul görmedi. Dolayısıyla işçinin hakkını ve hukukunu savunmak yine bize düştü. Şimdi gelelim esas, esas meseleye. Çok sık tekrar edilen bir sözcük var. Beka. Nedir Beka. Bir beka sorunumuz var. Hatta bazen derler Kılıçdaroğlu bir beka sorunudur. Kılıçdaroğlu efendim bir milli güvenlik sorunudur diye söylerler. Beka nedir? Önce buradan başlayalım. Bir devletin toprak bütünlüğünü, ahdi hukukunu ve anayasal düzenini iç ve dış tehditlere karşı koruması suretiyle hayatiyetini devam ettirmesi bekadır. İç tehditler, dış tehditler, toprak bütünlüğü, anayasal düzeni bunları korumak bir beka, bir bekadır. Devletin varlığını koruyacaksınız. Devletin saygınlığını koruyacaksınız. Devleti ezdirmeyeceksiniz. Devlet saygın olacak. Devlet koruyucu olacak. Kemal Tahir'in dediği gibi devlet ana olacak vatandaşının üzerine titriyecek. Bayrağını koruyacak vatandaşıyla beraber. Saygılığını koruyacak. Budur devletin bekası. Türkiye'de bir beka sorunu var mı? Evet Türkiye'de bir beka sorunu var. Çok açık ve çok ne söylüyorum. Özellikle son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy veren vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Türkiye'nin gerçek anlamda bir beka sorunu vardır. Bir, eğer devleti yöneten bir kişi mal varlığı dolayısıyla teslim alınmışsa, mal varlığı dolayısıyla kendisine yönelik eleştirilere tek cümle dahi kuramıyorsa, o kişi teslim alınmış kişidir. Ve o kişi, eğer devletin en tepesinde ise, Türkiye için bir beka sorunudur. devleti yöneten kişinin mal varlığı dışarıda. Biz bilmiyoruz. Ama onlar biliyorlar. Nerelere yatırdıklarını biz bilmiyoruz. Ama onlar biliyorlar. Ve tehdit ediyorlar. Kızdırma senin mal varlığını açıklarız. Tek bir cümle dahi kurulamıyorsa bu ülkede bir beka sorunu artık oluştu demektir. Söylemesi gereken cümle ne? Araştırmazsanız namertiniz. Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıyım. Beni böyle asla tehdit edemezsin demesi gerekirdi. Demedim. Demek ki Türkiye'nin bir beka sorunu var. İki. Gazi Mustafa Kemal'in iki temel ilkesi vardır değerli arkadaşlarım. İki temel ilkesi vardır. Bir siyasi bağımsızlık. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der. Bu siyasi bağımsızlıktır. Bayrağımın altında özgürce yaşarım. Hiçbir güç bana müdahale edemez. Ama ikinci bir ilkesi daha var. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız diyor. Demek ki ekonomik bağımsızlık bu kadar değerli. Eğer ekonomik olarak birilerine bağımlıysanız, kapı kapı dolaşıyorsanız, Türkiye'yi tefecilere teslim etmişseniz bir beka sorunumuz var demektir. Geçen hafta duyunu umumiye hükümeti demiştim. Duyunu umumiye kabinesi demiştim. Yani devleti uluslararası tefecilere teslim eden bir kabine demiştim. Eğer bir devleti siz, uluslararası tefecilere ve onların yandaşlarına, onların siyasi aktörlerine Türkiye'yi teslim etmişseniz bir beka sorunumuz var demektir. Bakın değerli arkadaşlar. Erdoğan döneminde her ay ödenen faiz, her ay 2 milyar 222 milyon 770 bin 872 dolar. Her ay ortalama bu kadar faiz ödenir. 85 milyonun sırtından bu faiz ödenir. Her gün ödenen faiz 73 milyon 88 bin 24 dolar. Her gün. Her saat ödenen faiz 3 milyon 45 bin 334 dolar. Her saat ödenen faiz. Beka sorunu budur. 85 milyonu uluslararası tefecilere çalışır hale getirmek. Bir borç batağı içine Türkiye'yi sürüklemek. Ve para bulmak için olmadık taktalar attırmak. Gidip birilerine yalvarmak. Gidip birilerine yakarmak. Ve Türkiye'nin iradesini satmak. Bir daha ifade ediyorum. Türkiye'nin iradesini satmak. Bu beka sorunudur. Biliyorum diyecekler ki Türkiye'nin iradesi satıldı mı? Üç. Türkiye'nin iradesi satıldı. Toplum unutabilir ama biz unutmayacağız. Değerli arkadaşlarım biz unutmayacağız bunu. İstanbul'da bir cinayet işlendi. Kaşıkçı cinayeti. Suudi Arabistan kökenli birisi ya da vatandaşı İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldü. Cinayet işlendi. Eğer bu ülke bağımsızsa ve bu ülke gerçekten saygın bir ülke ise ve bu ülkenin uluslararası bir itibarı varsa cinayet burada işlendiyse davanın burada görülmesi ve sanığın burada yargılanması gerekirdi. Ama bu yapılmadı para için para için Türkiye'nin iradesi satıldı. Yargının iradesi satıldı. Neden Türkiye'nin iradesi satıldı diyorum? Çünkü hakim Türk milleti adına karar verir. Benim adıma değil. Erdoğan adına da değil. Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar veremiyorsa bir hakim o iradeyi oradan alıp Suudi Arabistan'a veriyorsan iradeyi satıyorsun demektir. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti devletinin iradesini satmıştır. Biliyorum şimdi bana diyecek ki dava açacağım. Açmazsanız namertsiniz açmazsanız bunları ispat edeceğim tamam. Beka sorunu budur. Devletin iradesini satmaktır. Devletin yargısını satmaktır. Bu karara yürekli bir hakim, ismini de vereyim Nimet Demir, güzel bir gerekçe yazmış. Uzun ama o gerekçenin bir bölümünü okumak isterim. Hafızalarımız yenilensin diye. Suud yetkililerinin ülkemizde Cemal Kaşıkçı'ya karşı gerçekleştirdikleri pervasız ve hunharca cinayet ülkemizin ehil belde, ehil belde vasfına, devletimizin onur ve saygınlığına büyük saldırıdır devletimizin ehil belde vasfına, onur ve saygınlığına büyük bir saldırıdır. Ne yapalım? Suud yönetimi yargılamak için sanıkları vermiyor. Acziyeti içinde davanın devri ve sanıklar hakkında kırmızı bültenin kaldırılması toplumun adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarıyla bağdaşmadığı kanaatindeyim ve reddediyorum ben bunu diyor. Bu hakim işte. Milletin iradesini satmayan miratı. Eğer sizi önce borçlandırıp sonra teslim almışlarsa işlenen cinayeti bile sen yargılama kardeşim kendi ülkeme gönder. Bana gönder diye talimat verir ve o talimatın gereği yerine getirilir. Kim? Siyasi otorite tarafından. Kim siyasi otoritenin başı? Erdoğan'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nde yargının iradesini satan kim? Erdoğan'dır. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyor? Bu kadar açık, bu kadar mı? İşte bu bir beka sorunudur kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım. Bir beka sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu pozisyona tarihinde hiç düşmemişti. Benzer olaylar oldu ama yargılandılar. Türkiye'de yargılandılar. Kırmızı bülteni kaldırıyorsunuz. Gönderiyorsunuz davayı sen bak avucunu açıyorsunuz, bana biraz para ver. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zamandan beri dilenci konumuna düştü? İşte beka sorunu budur. Eğer bu sorunu halkımıza anlatamazsak, ya bir dava var, ne var verelim. E birisi de gele yarın der ki, Ey, şu toprağı da bize verin kardeşim, ne var verelim. Bunun örnekleri de vardır. Akdamar Adası'nın istendiği görüşmeleri de biliyorum tarihte. Ama Türkiye hiçbir zaman bu pozisyona düşmedi. İlk kez tarihinde bu kadar açık ve net bir beka sorunu yaşıyor. Değerli arkadaşlarım. Öyle bir beka sorunu yaşıyor ki ve öyle teslim alınmış ki Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım dedi. Kimsin sen ya? Seni kullandılar. Suriye'ye soktular. 24 saat içerisinde Emevi Camii'nde namaz kılacaktı değil mi? Ne oldu? Milyonlarca Suriyeli geldi. Milyonlarca. Yetmedi Afganlar geldi. Yetmedi dünyanın her tarafından insanlar geldi. Sınır, sınır diye bir şey kalmadı. Bana söyler misiniz ya? Dünyada hangi ülke böyle bu pozisyonda? Hangi ülke? Dünyada bir numarayız. Kapı diye bir şey yok. Sınır diye de bir şey yok. Milyonlarca insan burada. Ve bu insanlar Türkiye'de değil, Avrupa'ya gitmek istiyor. Ne oldu? Avrupalılar dediler ki, "Bir dakika. Size para verelim, siz bunları orada tutun." Evet. Pazarlık bu. Size para verelim, bütün sıkıntıyı siz çekin. Biz kendi ülkemizde rahat edelim. İşte beka sorunu budur. Devletin iradesini sattılar. Devletin iradesini. 85 milyon iradesini sattılar. Beka sorunu budur. Şimdi kilise gidin. Hatay'a gidin. Ya Büyükşehir Belediye Başkanı şikayet ediyor. Esnaf şikayet ediyor. Ne olacak halimiz diye. Değerli arkadaşlarım. Elin oğlu rahat etsin diye bütün sıkıntı bizim başımıza yıkıldı. Ne için? Beyler borçlandırdılar ve teslim aldılar. Kaçırdıkları paraların kaynağını biliyorlar ve teslim aldılar. Beka sorunu budur işte arkadaşlar. Beka sorunu. Bugün aynı zamanda dünya mülteci günü. Ne tesadüf değil mi? Beyler rahat etsin diye bütün sıkıntıları biz çekiyoruz. Beyler rahat etsin diye Avrupalılar bütün sıkıntıları biz çekiyoruz. Gittim Avrupalılara da söyledim. Bunu şimdi söylemiyorum. Suriye'de kan gövdeyi götürürken hiçbirinizin kılı kıpırdamadı dedim. Hepiniz oturuyordunuz evlerinizde, saraylarınızda oturuyordunuz. Ama ne zaman ki oradan kaçanlar size gelmeye başladılar, bağırmaya başladınız. Bunlar buraya niye geliyor? Niye kan dökülürken sesiniz çıkmıyordu? Hani sizin etik değerleriniz vardı? Hani siz dünyaya medeniyet satıyordunuz? Hani medeni ülkelerdiniz? Sırtıma yükü vuracaksın, elime vereceksin 3-5 dolar, bunu çek diyeceksin. Benim rahatım bozulmasın diye. Erdoğan bunu yaptı. Bu milletin iradesini sattı. İşte beka sorunu budur değerli arkadaşlar. Bu beka sorunudur. Demografik yapımız değişiyor. Diyorlar ya biz milliyetçiyiz. Bunların milliyetçiliği kağıt üstünde. Hepsi falan Bunların milliyetçilikle falan hiçbir ilgisi yok. Zaten söylüyordu Erdoğan. Bütün milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diye. Aslında itiraf ediyordu da. Şimdi pilağı değiştirdim. Ama bir beka sorunudur değerli arkadaşlarım. Benzer bir olay. Türkçe dahi bilmeyen kişiye vatandaşlık veriyorsunuz ya. Para için ya. Para için ya. Ve bu gelip oy kullanıyor. Ya bir ülkenin itibarı bu kadar mı ayaklar altına alınır ya? Bu kadar mı rezil rüşva yapılır ya? Bütün dünya bize gülüyor. Ve bütün dünyada saygın insanlar da kaygı duyuyorlar Türkiye'nin geleceği açısından. Bunları anlatıyorum. Gittiğiniz yerde bütün bunları yer vererek, rakam vererek, kanun maddesi vererek anlatmak zorundasınız. Şimdi grup başkan vekili arkadaşıma da söylüyorum. Türkiye'nin beka sorunu diye bir araştırma önergesi vereceksiniz. Bunların tamamını rakamlarla beraber, burada rakamları veremiyorum, rakamlarla beraber Türkiye'nin beka sorunu anlatacaksınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarına bunların girmesi lazım. Artık bu ülkenin ülkeye ihanet edenlerden kurtulması lazım. İhanet edenlerden kurtulması lazım. Şimdi geldik bir noktaya. Seçimler bitti. Ne yapacaklar? Uyuş, uyuşturucu var onları zaten yerlerinde. Zaten herkes orada rahat. Türkiye'de hesaplaşıyorlar. Ama bir de tefeciler var. Uluslararası tefeciler var. Onlar Türkiye'ye para vermiyorlar. Neden? E faiz düşük diyorlar. Bu faizle ben buraya gelmem diyorlar. Para getirmem, sıcak parayı getirmem. Faizi yükselteceksin. E Erdoğan nasıl demiş? Allah demiş, peygamber demiş, faiz haramdır demiş. E nasıl yükseltecek? Nasıl yükseltecek? Yani Türkçesi halkımızın deyimiyle tükürdüğünü nasıl yalayacak? Nasıl olacakmış? Dediler ki kolay. Sen yapma. Sana bir tane Maliye Bakanı bulalım, Hazine ve Maliye Bakanı. Onu getir. E ama o yetmez. O Merkez Bankası. Merkez Bankasına da buluruz. Amerika'da var bu işleri yapan. Onu da getiririz. Birisini Merkez Bankası başkanlığını ata, birisini Hazine ve Maliye Bakanı yap, faizleri artırsın, biz parayı getirelim. O zaman getiririz, vurgunu yaparız. Ama faiz ne olacak? Şimdi yerel seçimlere kadar ufak ufak artırın, ondan sonra dolar bazında yüzde kırk olmasa parayı getirmeyiz. Yüzde kırk. Şimdi buradan Erdoğan'a oy veren bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve bir daha düşünün. Dünyada hangi devlet dolar bazında yüzde kırk faiz verir? Dünyada hangi devlet sömürgelerde dahil dolar bazında yüzde kırk faiz verir? Verecekler, göreceksiniz. İşte bu beka sorunudur değerli arkadaşlar. Düşünün. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Onların önerisi dışında ya bulamadınız mı bir Hazine ve Maliye Bakanı? Ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinde bulamadınız mı kardeşim bir Merkez Bankası Başkanı? Onun hakkında da dünya kadar rivayet var. Amerika'da yargılanacak. Ya bulamadınız mı düzgün bir adam ya? Üniversiteden hocalar bulamadınız mı? Koskoca Merkez Bankasından bu işleri bilen birisini bulamadınız mı? Bulurlar. Ama uluslararası tefeciler onu istemiyor. Tefeciler diyorlar ki bizim söylediklerimizi getireceksin. Onlar bize güven veriyor. Onlar bizim istediklerimizi yapacak. Biz dolar bazında yüzde kırk faiz alacağız. En az efendim o dünde kaldı. E din iman o da dünde kaldı. E ahlak o da dünde kaldı. Yani erdem o da dünde kaldı. Hayatında bu kadar ahlaksız bir siyaset. Hayatımda Türkiye'ye ihanet eden böyle bir siyaset hiç görmedim. Bir daha ifade edeyim. Bu kadar ahlaksız ve Türkiye'ye ihanet eden böyle bir siyaset görmedim. Bizim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoğunlaşması gereken alan budur. Türkiye ciddi bir beka sorunu yaşıyor. Nasıl Milli Kurtuluş Savaşı sonrası kuvay milliyeciler bu partiyi kurduysa aynı noktadayız. Bir daha aynı noktadayız. Bu duyun umumiye hükümetini ne yapıp yapıp göndereceğiz. <gülüyor> göndereceğiz. <gülüyor> Hatırlarsanız ben iki Türk iş adamını Türkiye'de gelişsinler bir uzay üssü kursunlar diye davet etmiştim. Davet edecektim. Hatta NASA'da çalışan Türk mühendisler biz de geleceğiz demişlerdi. Ya söylemedikleri kalmadı. Casus mu demediler, CIA mi demediler, bilmem neler dedi. Bir sürü laf. Ya sen onlar gelecek bankayı teslim etmiyoruz. Hazine Maliye Bakanlığı'nı teslim etmiyoruz. Ya bir atölyede çalışacaklar. Uzayla ilgili projeler geliştirecekler. Buna itiraz ama Merkez Bankası'nın başına getiriyorsun tık yok, tık yok. Hazine Maliye Bakanı'na getiriyorsun. Üstelik ben değil kendisi diyordu. Halk Bankası'nı dolandırdı. Halk Bankası'nı dolandıran bir insanın hazinenin başında ne işi var? Ne işi var? Maliyenin başında ne işi var? Bunlarda din iman yok arkadaşlar. Bunlarda ahlak yok. Bunlarda erdem yok. Ahlaklı adam çıkar özür diler milletten. Faizi indirmeyeceğim diyordun değil mi? İndirmeyeceğim diyorsun. Uluslararası tepeciler bastırdılar ve kabul ettirdiler. Yükselteceksin. Yerel seçimlerden sonra da kırka çıkaracaksın. Tepeci niye gelsin Türkiye'ye? Niye gelsin? Londra'daki tepeciler niye gelsin? Biz sermaye getirecektik tepeci değil. Dikkatinizi çekerim. Sermaye yatırım yapacaktık biz. Yatırım yapacak. Onlar tefeci getiriyorlar. Çünkü yatırım için gelmiyor. Kolay para kazanacağım diyor. Getireceğim dolarları. Yüzde kırk faiz alacağım dolar bazında. Dünyada böyle bir ülke yok. Bu kadar sömürülen bir ülkede yok. İçimi acıtan bu ülkenin milli kurtulu savaşı vermiş olması. İçimi acıtan o. Duyun-u umumiyeyi kapatmış olması. duyun umumiye nedir? O konuda da vatandaşlarıma bilgi vereyim. Daha önce Duyun Umumiye'den söz etmiştim. Bundan birkaç yıl önce. Osmanlı borç batağına batıyor. Borçlarını ödeyemiyor. Yabancılar geliyorlar. Duyun Umumiye idaresini kuruyorlar. Paraları biz toplayacağız. Borçlarımızı biz kendimiz ödeyeceğiz. Sen kendi işine bak diyorlar. Duyun Umumiye'nin Türkçesi budur ve duyun umumiye idaresinde yani yabancıların yönettiği duyun umumiye idaresinde çalışan dokuz bir memur var o tarihte. Maliye Bakanlığı'nda Osmanlı'nın Maliye Bakanlığı'nda çalışan memur sayısı da 5500. Duyun umumiyede çalışan memur sayısı Osmanlı'nın Maliye Bakanlığı'nda çalışan memur sayısından daha fazla. Bunlar geldiler duyun umumiye diyemiyorlar. Borçlar İdaresi Genel Müdürlüğü kurdular. Borçlar Genel Müdürlüğü kurdular. Bunun da Türkçesi zaten Osmanlı Borçları İdaresi demektir. İlk 1854 yılında Osmanlı ilk borcu aldı. Duyunu Umumiye'nin borçlarının kapatılması tam 100 yıl sonra 1954'te kapandı. 100 yıl sonra bir devletin bu şekliyle borçlanmasının nasıl bir beka sorunu yarattığını tarih bilenlerin tamamı bilir. Erdemli insanların tamamı bilir. Bunlar Türkiye'yi bu batağın içine soktular. Hiçbirisinde toplu iğne ucu kadar vatan sevgisi yoktur. Hiçbirisinde Türkiye'yi bu hale getirip uluslararası tefecilere teslim edenlerde Vatan sevgisi toplu yine ucu kadar yoktur. Onlar kişisel ihbarlarını düşünürler. Yaptıkları şu. Türkiye Cumhuriyeti devletini uluslararası sermayenin sömürüsünü açmaktır. Bir daha ifade edeyim. Türkiye Cumhuriyeti devletini onların adamlarıyla yani yabancıların adamlarıyla uluslararası sermaye güçlerinin sömürüsünü açmaktır ve bunu yapıyorlar. Görevleri bu çünkü. Bunlar vatandaştan oy ama talimatı dışarıdan alırlar. Vatandaşa her türlü yalanı söylerler. Her türlü yalan. Benimle ilgili de sahte videolar hazırladılar. Ve çıkıp Allah büyüktür. Çıktılar ve bunu itiraf ettiler. Montaj diye. Şimdi ben oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. Ne oldu bu videolar? Ne oldu bu videolar? Sahte video hazırlayana sahtekar denir. Öyle değil mi? Sahte video hazırlayan sahtekar denir. Sahtekardan da cumhurbaşkanı olmaz. Bu kadar açık. Ve son. Hiç kim, bakın bütün bu anlattıklarım hangi tabloda olduğumuzu gösteriyor. Nerede olduğumuzu gösteriyor. Ama hiçbirimizin, hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir Açık ve ne söylüyorum. Değil altılı masa. Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse uluslararası masa kuracağım. Yeter ki Türkiye ye aydınlığa çıkaralım. Ve bu duyunu umumiye kabinesini mutlaka ama mutlaka göndereceğiz. Bunun onuru 25 milyon kişiye ait olacak. 25 milyon Hepinize saygılar sunuyorum.